Arkadaşlar merhaba. Yeni etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf biyoloji etkinliklerinden bir tanesini gerçekleştireceğiz. Enzim aktivitesine etki eden bazı etmenler vardı. Hatırlayın, derslerimizde işliyorduk. Bu etmenlerden sıcaklık ve yüzey alanının ilişkisini anlamaya çalışacağız. Burada etkinliğimizi gerçekleştirirken kullanacağımız malzemeleri şöyle hızlıca bir sıralayalım. Ondan sonra da hemen etkinliğimizi yapmaya başlayalım. Burada öncelikli olarak iki temel maddemiz var. Biri karaciğer, hayvan karaciğerimiz. Hidrojen peroksit kullanacağız. Karaciğerin içerisindeki katalaz enzimin hidrojen peroksit üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Hidrojen peroksitimizi rahat rahat doldurabilmek için şöyle bir beher, küçük bir beherlerden bir tanesini içerisine aldık. 100 mililitrelik bir beherin içerisine koyduk. 4 tane tüpümüz var. Tüplüğümüz var. Bunun yanı sıra havan, tokmağıyla birlikte. Cep telefonumuz var. Bu cep telefonunu reaksiyon hızını ölçmek için kullanacağız arkadaşlar. Kronometresini kullanacağız. Büstürlerimiz var. Karaciğerden yaklaşık 1-1,5 cm küplük parçalar kesmek için kullanacağız. Her tüpümüze yaklaşık 10 mililitrelik hidrojen peroksit koyacağız. Bunu ölçmek için de 10 mililitrelik mezürümüz var. Kesme işlemlerimizi içinde yapacağımız petri kabımız. Kestiğimiz karaciğerleri tüplerin içerisine rahat koymak için de bir adet spatülümüz bulunuyor. Yapacağımız işlemler aslında çok basit. Hidrojen peroksitimizden 10'ar mililitre tüplerimize koyacağız. Daha sonra karaciğerimizden kestiğimiz özel bazı parçalar olacak. Bu parçaları da tüplerimizin içerisine koyacağız. Fakat koyacağımız parçalardan birinci tüpe koyacağımız karaciğer parçamız haşlanmış olacağı için haşlama işlemini gerçekleştirebilmek adına bünzen begimiz, saç ayağımız ve yine küçük beherlerimizden bir tanesinin içini suyla dolduruyoruz. Burada kestiğimiz karaciğer parçalarını bunun içerisinde haşlayacağız. Birinci tüpümüze 10 mililitre hidrojen peroksit ile birlikte haşlanmış karaciğer parçalarını koyacağız. İkinci tüpümüze aynı miktarda karaciğeri parçalamadan ve haşlamadan direkt içerisine koyacağız. Üçüncü tüpümüze karaciğerimizden, aynı miktar karaciğerimizden küp küp parçalar oluşturacağız ve yine haşlamadan içerisine atacağız. Son tüpümüze ise yine aynı miktar karaciğerden bu karaciğeri bu defa ezerek kullanacağız. Yüzey alanını genişletmeye çalışıyoruz gittikçe. Ve yine 10 mililitre hidrojen peroksitimizin içerisine koyacağız. Ve hepsinin de gerçekleşen reaksiyon hızını kronometremizle ölçeceğiz. Burada amacımız şu. Birinci tüpümüzdeki haşlanmış olan karaciğeri kullanarak sıcaklığın enzim aktivitesinin etkisini göreceğiz. Çünkü diğer tüplerimizdekiler haşlanmamış, yani sıcaklıkla karşılaşmamış tüplerimiz olacak. Diğer 3 tüpteki etkileri gözlemlemek için de yüzey alanının enzim aktivitesinin etkisini göreceğiz. Böylelikle hem sıcaklığı hem yüzey alanının etkisini, enzim üzerindeki etkisini gözlemleme şansına sahip olacağız. İlk yapacağımız işlem, hemen şu anda gösterebiliriz. 10 mililitrelik mezürümüzden mezürümüzün içine hidrojen peroksitimizi dolduruyoruz ve bütün tüplerimize eşit olacak şekilde dolduruyoruz. Eşit olması bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü enzim aktivitesini ölçeceğimiz için herhangi bir aksaklık olsun istemiyoruz. Bütün deney tüplerinde eşit miktarda hidrojen peroksit ve yaklaşık olarak eşit miktarda karaciğer bulunmasına özen gösteriyoruz. Ve bu da son tüpümüz. Hidrojen peroksiti kullanırken dikkatli olun. Ağartıcı bir maddedir. Yani üzerinize falan gelirse kıyafetlerinizde beyazlatmaya, beyazlığa sebep olabilir. O yüzden dikkatli olun. Evet. Şu anda 4 tüpümüze de 10 mililitre olacak şekilde hidrojen peroksitlerimizden koyduk. Birazdan yakın çekimlerle size karaciğerleri nasıl hazırladığımızı da göstereceğiz. Arkadaşlar, karaciğerden parça alabilmek için dikkatli bir şekilde çalışmaya özen gösterin. Yaklaşık 1 santimlik
parça alacağız. Bir 1,5 santimetre karelik diyelim, bir santimetre küp, özür dilerim. Bir parça almaya özen göstereceksiniz. Ben şu parçayı almaya uygun buldum. Şöyle birer santimlik parçalar halinde keseceğim. Birazdan kestiğim parçaları yaklaşık olarak eşit, tabii göz kararı yapmaya çalışıyorum. Siz de aynı şekilde yapmaya çalışın. Birbirine eşit almaya çalışırsanız. Birazdan bunları size petri kabının üzerinde göstereceğim. Arkadaşlar, 4 eşit parçaya ayırdığımız karaciğerimizi şöyle görebilirsiniz. Bunları sırayla tüplerin içerisine yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce iki tanesini yaklaşık olarak küçük parçalara, birbirine eşit kare parçalara bölmeye çalışıyoruz. Videonun ilerleyen kısımlarında bunların bölünmüş hallerini size göstereceğim. İki tanesini kuşbaşı böldükten sonra, ileri kuşbaşı deden daha küçük, hatta küçük parçalara böldükten sonra bunun bir tanesini kaynamış suya atacağız, haşlayacağız. Bir tanesi aynen olduğu gibi kalacak. Bir tanesi şu kalan parçalardan bir tanesi ise hiç bir şekilde parçalanmayacak. Yüzey alanın etkisini gözlemleyebilmek için. Son parçamızı ise havanımızın içerisine alacağız ve havanımızda ezeceğiz. Şimdi birazdan bu görüntüleri size göstereceğim. Şimdi elimizdeki parçaları şöyle bir inceleyelim. Aynı eşit parçalardan aldığımız şurada ezilmiş, havanda ezilmiş karaciğerimiz var. İki ayrı küme halinde doğranmış karaciğerimiz var. Bir tane de tüm halde bulundurduğumuz karaciğerimiz var. Şimdi şu parçalara böldüğümüz karaciğerin bir tanesini suyumuzun içerisine atıp haşlayacağız. Haşlama işlemini gerçekleştirebilmek için petri kabımızı alıyoruz ve hazırlamış olduğumuz kaynar suyun içerisine atıyoruz. Ortalama bir 5 dakika kadar haşlanması yeterli olacaktır. 5 dakika haşlandıktan sonra zaten rengi de değişecektir. Bu renk değişimini gözledikten sonra artık tüplere yerleştirmeye hazırdır. Arkadaşlar, karaciğerimizi haşladık. Şimdi elimizde artık 4 farklı şekilde hidrojen peroksitin içerisine yerleştirilecek karaciğerler bulunmakta. Şöyle biraz daha yakın çekimle size göstermeye çalışayım. Şurada haşlanmış parça karaciğerimiz var. Burada haşlanmamış parça karaciğerimiz var. Tüm karaciğerimiz ve şurada da ezilmiş karaciğer bulunmakta arkadaşlar. Şimdi yapacağımız tek iş, bu saatten sonra yapacağımız tek iş, sırayla eşit miktarda hidrojen peroksit koyduğumuz tüplerimize bunlardan koyacağız ve koyduğumuz andan itibaren tepkimenin gerçekleşme süresini izlemek. Özellikle haşlanmamış karaciğerimizde tepkimenin çok daha hızlı seyretmesini bekliyoruz ve hidrojen peroksitin de hızlı bir şekilde azalmasını bekliyoruz. Belli bir yere kadar takip edeceğiz çünkü çok uzun sürelerle devam edebilir. Bu arada biz de videoyu bazı noktalarda kesip size son hallerini göstermeye çalışacağız. Bir tanesini göstermeye çalışayım. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi hemen haşlanmamış karaciğer var. Özür dilerim, haşlanmış karaciğer parçacıklarımız var. Bunları şöyle toplayıp içerisine atıyoruz. Ve bir hafif bir köpürme, birazdan yakın çekimde size göstereceğim. Köpürdüğünü göreceğiz. Yalnız köpürme, diğerleriyle birazdan karşılaştırma şansınız olacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir köpük oluşumu gözlenecek. Aslında burada köpük oluşan köpük çıkan oksijen gazıdır. Karaciğerimizin içerisinde bulunan katalaz enzimi hidrojen peroksitle tepkimeye giriyor. Hidrojen peroksit zehirli bir madde olduğu için onu su ve oksijene parçalıyor. Su içeride kalırken oksijen de gaz halinde dışarı, böyle köpük şeklinde dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi tepkime az da olsa devam ediyor ama neredeyse bitti gibi. Gördüğünüz gibi sıcaklık enzimlerin yapısını bozduğu ve denatüre ettiği için arkadaşlar, denatürasyona sebep olduğu için tepkime çok az gerçekleşti. Şu anda neredeyse durmuş gibi, çok az bir çıkış gözlenme şansımız var. Şöyle biraz daha yakına getirip netleştirmeye çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi
Çok az bir çıkış gözlemleyebiliyoruz. Bunu özellikle ölçmedim süresini. Çünkü zaten sıcaklığın etkisini gözlemleyeceğimiz için sıcaklık da enzimin yapısını bozduğundan dolayı çok az bir çıkış olduğunu zaten gözlemleyebiliyoruz. Fakat birazdan diğerlerinde süre tutacağım. Bu süreyi çok net bir şekilde gözlemleyebileceksiniz. Şimdi tüm karaciğerimizi alıyoruz ve onu tüpümüzün içerisine aktaracağız. Bunu artık şöyle kenara alayım. Şöyle göstereyim şunu da. Görülebiliyor sanırım. Şöyle biraz daha netleştirelim. Evet. Hızlı bir tepkime olacaktır. Çünkü enzimler denatüre değil. Bu arada atar atmaz da süreye basmaya çalışacağım. Karaciğer tabii biraz yapışabilir. Evet, gördüğünüz gibi başlattım ben süreyi şu anda. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir köpük oluştu. Evet. Bu arada bir ısı da açığa çıkacaktır arkadaşlar. Dikkatli olun. Özellikle elinizin yanmaması için. Yakınlarda bir yerde bir bez bulundurabilirseniz bu da sizin için iyi olur. Etrafın kirlenmesi açısından gördüğünüz gibi köpük çok fazla miktarda çıkıyor. Etrafa saçılıyor. Şu anda reaksiyonumuz sürüyor. Yaklaşık bir yarım dakika oldu ve hala devam ediyor. Bir süre daha sürecektir bu. Şuradan bir tane bez alıp etrafı temizleyebilirsiniz. Çıkış devam edecektir çünkü. Tüp ısındı. Hala tepkime sürüyor. Fakat tüpün alt kısmında hala belli bir miktar hidrojen peroksitimiz var. Birazdan daha net görme şansımız olacak. Hala sürüyor. Şöyle peçetemizle temizleyelim. Herhangi bir sakıncası yok. Yine de üstünüze de gelmemesine özen gösterin. Oksijen gazı çıkışıdır. Bir buçuk dakika oldu. Hala tepkimemiz devam ediyor arkadaşlar. Çıkış her ne kadar azaldıysa da hala tepkime sürüyor. Bunu yaklaşık olarak 2 dakika gibi değerlendirebiliriz sanırım. 1.56 oldu şu anda. Yaklaşık 2 dakika diyebiliriz buna. Çünkü çıkış azaldı artık. Bunu durduruyorum. Yerine koyuyorum. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Şimdi bunu direkt içerisine koyacağım. Önce kronometreyi sıfırlıyorum. Gaz çıkışı hızlı gerçekleşecektir. Bunda yüzey alanı biraz daha arttığı için gaz çıkışı hızlı gerçekleştirecektir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz gibi. Hatta parçacıkları dışarı fırlatacaktır. Dikkatli olun. Parçacıkların, bu arada başlatmayı unuttuk. Evet, başlattık. Gördüğünüz gibi. Çok daha hızlı gerçekleşiyor. Elim ısındı şu anda. Bir bezi alta koyarsanız şu anda mesela parçaları bile yukarı fırlatacak kadar güçlü hissediyoruz. Arkadaşlar güçlü bir şekilde çıkış var. Ara ara parçaları şöyle temas etmesi için vurduğunuz zaman reaksiyonun çok daha hızlı gerçekleştiğini görebilirsiniz. Şöyle tekrar temas etmesi için bakın. Parçacıklar hidrojen peroksite temas ettikçe reaksiyon hızlanıyor. Şöyle. Şu anda hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Hidrojen peroksit kalmadı arkadaşlar dibinde. Reaksiyon bitti diyebiliriz. Ve daha henüz bir dakika bile olmadı gördüğünüz gibi. Bir dakika dolmadan bütün reaksiyon sona erdi. Bu da yüzey alanı arttıkça tepkimenin çok daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor bize. Şu anda bitti. Hidrojen peroksit, dibindeki hidrojen peroksitimiz bitti. Bunu da yerine koyuyorum ve yaklaşık 1 dakika, 1 dakika 10 saniye gibi olduğunu gördük. Bunu da yerine yerleştirdik. Şimdi tamamen ezdiğimiz karaciğeri yerleştireceğiz.
Bunda tabii ki de diğerlerine göre reaksiyonun çok daha hızlı gerçekleşmesini bekliyoruz. Burada parçaları hızlı bir şekilde dışarıya atabilir oksijen gazının etkisiyle. Bunu da ara ara vurup tekrar hidrojen peroksit temas etmesine özen gösterirseniz reaksiyon gerçekleşmesini daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Sıfırlıyorum ve içerisine düzgün bir şekilde atmaya çalışıyorum. Evet, tepkime başladı. Şöyle vurarak aşağı doğru attığımda gördüğünüz gibi çok hızlı gerçekleşiyor şu anda. Ve parçacıkları da dışarı atıyor. Ve neredeyse hiçbir şey şu anda bile bitti gibi bir şey. Bu arada tekrar süreyi başlatmayı unuttum ama bitti. Şu anda çok hızlı gerçekleşti. Elim yanıyor sıcaktan. Evet arkadaşlar. Bütün parçalanmış olan karaciğerleri dışarı attığı gibi reaksiyonu da bitirdi. Ben bir 5 saniyede geç başlatmıştım. Onu diye düşünürsek yaklaşık 25 saniyede bütün reaksiyonu bitirdi arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Şöyle bakarsanız eğer haşlanmış karaciğerimizde hemen hemen reaksiyon hiç ya da az çok az gerçekleşirken parça karaciğerimizde dibinde gördüğünüz gibi hidrojen peroksiti hala görmemiz mümkün. Diğerine baktığımız zaman da parçalanmış olanda da dibinde hala bir miktar var. Ama özellikle bizim ezmiş olduğumuz karaciğerimizde gördüğünüz gibi dibinde henüz hiçbir şey yok ve tamamen reaksiyon gerçekleşti. Buradan çıkaracağımız sonuç yüzey alanı arttıkça reaksiyon, enzimatik reaksiyonlar hızlanmaktadır. Aynı zamanda sıcaklık da enzimatik reaksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. Artan sıcaklık olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü enzimlerin yapısını denatüre etmektedir. Enzim aktivitesiyle ilgili yaptığımız etkinliğimizi şöyle bir özetlersek. Bu etkinliğimizde arkadaşlar karaciğer ve hidrojen peroksitin etkileşimini inceledik. Karaciğerde yer alan katalaz enzimi bir oksijen radikali olan hidrojen peroksiti parçalamakta. Parçalarken de su ve oksijene dönüştürmektedir. Hidrojen peroksit bir oksijen radikalidir. Yani oksijenli solunum yapan bizim gibi canlılarda oluşan zehirli bir madde. O yüzden katalaz enzimi burada aktiviteyi gerçekleştirip hızlı bir şekilde su ve oksijene parçalanması gerekmektedir. Biz haşlanmış karaciğer ve haşlanmamış karaciğerin de 3 tipini kullandık. Bütün, parça ve ezilmiş hallerini kullandık. Burada amacımız şuydu. Yüzey alanı arttıkça tepkimenin ne kadar hızlandığını gözlemleme şansımız oldu. Ezilmiş olan karaciğerimizde tepkime çok hızlı, 30 saniye gibi bir zaman dilimi yaklaşık içerisinde gerçekleşti. Haşlanmış karaciğer kullanmamızın sebebi de sıcaklığı enzimin çalışma hızı olan optimum sıcaklığın üstüne çıkardığımızda, yani kaynar dereceye getirdiğimizde otomatikman enzimin yapısı bozuluyordu. Protein yapısında oldukları için bu enzimin yapısı bozulduğu zaman, yani denatürasyon dediğimiz işlem olduğunda maalesef enzimin aktivitesi düşmekte, hatta belli bir zaman geldikten sonra da tamamen bitmektedir. Evet arkadaşlar, bugünkü etkinliğimiz de sonuna geldik. 9. sınıf biyoloji kitabında bulunan etkinliklerden bir tanesiydi. Enzim aktivitesine sıcaklığın etkisi ve enzim aktivitesine yüzey alanının etkisinin nasıl olduğunu etkinliğimizde inceledik. Umarım bundan sonraki etkinliklerde de bizimle birlikte olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.